Ben günün önemli ilgi olarak ben de tabii ki bugünün önemli binaen sevgili atamızı, Atatürk'ümüzü kaybettiğimiz bugün de saygıyla anıyorum. Ama ömür boyu da minnetle anacağım bugüne kadar olduğu gibi. Benim buradaki erkek meslektaşlarımdan bir farkım daha var. Bir kadın olarak bugün burada olabilmemi, sizlerle aynı konumda, aynı haklarla, eşit haklarla çalışabilmemi, borçlu olduğum büyük insan, ömür boyu minnet duyacağız ve ilkelerinden ayrılmayacağız. Onun ötesinde söylemek istediğim bir iki cümle daha var. Bugün sabah başkanlar konuşma yaparken ve buraya 1600 katılımcı var dendiği zaman, birçok şeyler geçti gözümün önünden. Derneğimiz 88 yılında kuruldu. Biz 90'lı yıllarda vasküler cerrahi, Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği adıyla bu dernek ilk kez vardı. O zaman genel cerrahlar yoğunluktaydı. Hepinizin bildiği üzere bütün cerrahi branşlar genel cerrahiden nüvelenmiş ve onların kendi aralarında branşlaşmasıyla ortaya çıkmış. Türkiye'de de kalp damar cerrahisini ilk uygulayanlar genel cerrahiden yetişmiş hocalarımız olmuşlar. Ama daha sonra onların eğitim alıp da bize eğitim verir hale geldikten sonra da branşlaşmalar başlamış. Kalp damar cerrahisi başlangıçta göğüs kalp damar cerrahisi olarak başladığında ağırlıklı olarak göğüs ve kalp cerrahisine hocalar yönlenmiş. Tabii ki daha fazla efor, daha fazla detay istediği için damar cerrahisi o zamanlar uğraşan hocalarımız tarafından adları kalp damar cerrahı olmasına rağmen biraz belki ihmal edilmiş ya da biraz daha geri planda kalmış. Ve bu nedenle Türkiye'de bir elin 10 parmağı kadar genel cerrah bu işi çok yapar haldeyken bizler bu kendi branşımıza zaman içinde sahip çıkmamız gerektiğini gördük. Daha doğrusu o günlere geldik. Kalp cerrahisini oturtturduktan sonra ve nihayet bir alana sahip çıkabilmek için önce düsturlarını öğreneceksiniz, eğitimini bileceksiniz, uygulayacaksınız. Ondan sonra da bu benim diyeceksiniz. Bizde de bütün programımız böyle oldu. Önce her yerde özür dilerim, damar cerrahisinin eğitimi verildi. Ondan sonra şimdi görüyorum ki sizler, bütün arkadaşlarım, Türkiye'nin en ücra bölgesinde bile hizmet veren arkadaşlarım, damar cerrahisini en iyi şekilde uygular hale geldiniz. Yani artık damar cerrahisi kalp damar cerrahlarınındır. İş hak ettiği yere varmıştır. Bugünün Türkiye'sinde şartlar bunu gerektirmektedir ve bu işi sizler yapıyorsunuz. Fakat bugüne gelene kadar yani bu hakkımızı uygulayabilir hale gelene kadar gerek mahkemelerde, gerek danıştaylarda, gerek bakanlık kapılarında geceleri sabahları kadar sabahlayan, uğraşan bütün dernek başkanlarıma, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Yani bugün bu teşekkürü mutlaka yapmam gerektiğini düşündüm. Eskiden beri her şeye şahit olmuş biri olarak. Bundan sonra da hepinizin bu işi çok iyi götüreceğine tabii ki eminiz. Ama şimdi bir ayak var. Endovasküler yani girişimsel ayağa sahip çıkmamız gerekiyor. O diğer bildiğiniz radyolog ve kardiyolog arkadaşlarımızsa bu işi kendimiz öğrenir ve yapabilir hale geldiğimiz zaman inşallah ağırlıklı olarak onu da bizler icra etmiş olacağız. Hepinize katılmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ben saygılarımı sunuyorum. Ömer Hocam takdim edecekler. Hoş geldiniz. Ben de büyük önder Atatürk'ü ve her şeyimizi borçlu olduğumuz bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi, varlığımızı, her şeyimizi borçlu olduğumuz büyük önderimiz Atatürk'ümüzü saygıyla anarak
söze başlamak istiyorum. Ayrıca vasküler cerrahi, genel cerrahiden kardiyovasküler cerrahinin içerisine almak gerçek yeri orasıdır. Emek sarf eden tüm geçmiş başkanlara da burada teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum onları. Gerçekten büyük emek sarf ettiler. İlk konuşmamız bugün daha çok karotis ile ilgili, karotis arter hastalığı ile ilgili konuşacağız. İlk konuşmacımız Danimarka'dan karotis plak morfolojisi sonuç için kilit nokta mı? Konuşmacı Henrik Silesen. I'd like to invite to presentation. Henrik Silesen. Thank you very much for this kind introduction, and it's so great to be back in Turkey again. I've had the opportunity to be here on many occasions, and I think the last time I participated in your annual meeting was in Izmir in 2008, and you can see a few people you might know, at least the guy on the right side. Thank you very much for the organizing committee for bringing me back. So getting on to the topic of today, wouldn't it be great if we could predict among people with carotid stenosis who's going to have a stroke? Because clearly not everybody with carotid stenosis is going to have one. But if we could then operate those who needed it and not everybody with a carotid stenosis. You recall these ancient data from the 80s. Where the NASET and the ECST trial showed how being operated turned into a great benefit compared to those who were on medical treatment. And we later learned at the sub-study or sub-analysis by Peter Rothwell that other factors were important, such as speed of surgery in relation to the index event, degree of stenosis, and other things. At that time, the annual stroke rate exceeded 7 or 8% per year in the first 3 years. However, that was with the contemporary medications 30 years ago. I repeat, 30 years ago. There was no statins. People were lucky if they had an aspirin. Blood pressure control was below 160, if any. Not sure how much diabetes control there was, and a lot more people were smoking and maybe living unhealthy. So the risk is definitely much lower today. We just don't know how low in symptomatic patients. And will everybody benefit from endarterectomy? Clearly not, but some will. What about the asymptomatic patients? Here's a recent review of studies showing the risk per year depending on when these data were published. And you can see the clear trend that risk is slowly declining from maybe 3% per year to down below 1% per year. In fact, I was part of a big study in America where we screened 7,000 Americans, asymptomatic people who never had been ill, and we used different modalities of imaging, and I'll just focus on the carotid ultrasound. And among these, we scanned 6,000, and you can see only 1,100 or 19% had no plaque. 3 out of 4 did have small carotid plaques, and approximately 6% or 349 actually had carotid stenosis. So how many of these people, voluntary Americans, average age 69, do you think had a stroke in 3 years? 4. I repeat, 4 patients out of 349 had a stroke, and only 2 were ipsilateral, which gives an annual stroke rate of 0.3% per year. Do you want to operate on these cases? You're going to be busy, and you're not going to help anybody. But what does happen to these patients is that they have 10 times more cardiovascular events, especially myocardial infarctions. So there's a very, very low risk of stroke in asymptomatic persons with a carotid stenosis, but a very high risk of coronary events. So therefore, the importance of aggressive medical treatment cannot be stipulated enough. So of course, endarterectomy or stenting is in general not warranted.
unless a high-risk plaque can be identified, and that's what this talk is about. A few years ago, together with Ross Naylor, we wrote this review where we looked at which imaging parameters seems to be associated with a higher risk of stroke. And I'll be talking mainly about these patterns here, some CMM ultrasounds, some CMM MRI, and I'll touch PET CT as well. Presence of carotid stenosis does not tell the whole story. What are we looking at? Well, we are looking at a carotid lesion. This is supposed to be the vessel wall here. You have the lumen up here. And you have macrophages which are secreting matrix metalloproteinases which cause weakness of the endothelium, and we get plaque rupture, cap rupture, and then we have thrombus formation. And actually, these researchers have recently shown that even in small plaques, you can have an erosion, which can also result in thrombus formation and subsequent strokes, MIs, or acute limb ischemia. What if you image carotid stenosis with MRI? MRI is a great technique, and it can produce fantastic images like the one you see here. If you just look at the lower right image here, this is the lumen, and this is the plaque you see here. This is the fibrous cap, the green, and this is lipid-rich necrotic core, or where we think the inflammatory response is. And these people in Seattle, they tested, can we see changes in plaque when we put people on lipid-lowering therapy, statins? And on the top line, you can see a cut from the common, the bifurcation, and the two arteries up here, and this is 3 years later. If you look here, notice this big lipid-rich core here, how it has been much smaller after 3 years on statins. So this is what you can do with MRI. Fantastic. And here's the study where they looked at, I believe, 38 patients who had an initial scan and a scan after 3 years. And you could see how the lipid-rich necrotic in volume was reduced over 3 years. Great data. And recently, these very intelligent radiologists have developed some imaging methods where they can see interplaque hemorrhage, and then they can color it that way so you can actually get pictures like this. So wouldn't it be great if we all had that? The promise is this is time-consuming. It's very expensive. You need a special coil you're going to have on the side of the neck. And what's the availability? Certainly not where I come from. We don't have this equipment. But this is a great research tool, but it does not work for you in daily practice. You're aware of PET scanning, so on the right side you see a CT. You can notice here the carotid lesion there. On the right side here, there's been injected this FDG, so you see an uptake of the radioactive tracer here. And if you fuse the images, you can actually see that uptake is in the carotid lesion. Now, this is uptaken in active plaques where the where there's more turnover of glucose. So if you compare plaques in asymptomatic with symptomatic patients, you can see a greater uptake, but look at there's a big overlap, so it's not really that useful for the individual patient. And if you take out the plaque and stain it for inflammatory proteins, you get a better discrimination that you see those with the symptomatic, which has more inflammation, has a greater uptake. And we did a study where we compared plaque echolucency as expressed by the grayscale median on ultrasound. And we compared that with the FDG uptake here, so you could see that those who had very low grayscale median, let me point over here. Whoops, let's go back. There we go. So you see those who had a very low grayscale median, which is down here, they would often have a very high uptake, which is what we believe, that you have a big lipid-rich core in those who are black, and they also then have a high FDG uptake. Fantastic. This is functional imaging. You get more uptake in inflamed tissue. We saw this relationship to ultrasound, but again, this is time-consuming, very expensive, €2,000 for a scan in Copenhagen. And is this available when you need it? No, not at all. So this is, again, a great research tool. So my baby, carotid ultrasound, let's talk about that. You see some examples of different plaques here. You see a
intermediate echo rich plaque there, a very echo rich plaque, and a very echo loosened plaque. Now I'm doing that again. So here we go. And many years ago, we compared the echo pattern to the amount of macrophages in the plaque. So those who were echo rich had very few macrophages, and those who were echo loosened had a lot of macrophages, which in turn also fits with the images you saw with PET before. And our American colleague, Dr. Lal, also showed that the lower median grayscale value, the more soft the tissue is. If you've got zero, it's blood. If you've got low values, 20s, 30s, it's fat, and then muscle, fibrous tissue, and bone. And we were the first to actually show 16 years ago in patients with symptomatic carotid stenosis that if you had an echo-rich plaque, your chance of avoiding having a new stroke was much less than those who had echo-loosened plaques, much more important than looking at different degrees of stenosis. However, this only worked for symptomatic patients. We also had a cohort of asymptomatic, and we could not reproduce that. However, the ACSRS study, led by Andrew Nicolaitis, I believe from Cyprus, but maybe not this part, they actually showed the same in asymptomatic patients, showed that the GSM, the lower the GSM, the more black the plaque is, the higher the risk of neurologic events, much more important than the degree of stenosis. In fact, there has been this meta-analysis of all the studies, which clearly shows that echolucency is associated with severely increased risk of having future cardiovascular events. So this is great. So all this knowledge that many of us has worked on for like 25 years, why is it not used in daily practice? And why do we not refer to it strongly in the guidelines, of which we just published the new carotid guidelines in the European Society of Vascular Surgery? It's because none of this has ever been tested in a clinical trial, and it's not very reproducible. Oh, I think many of you probably thought that ultrasound is very reproducible. Well, let me show you. First of all, many of us don't think in 3D. Many would say, oh, this guy has two plaques. No, if you see a 3D image, it's actually the same plaque cut twice. This is supposed to show how your transducer is focusing to give you a sharp image, just like a camera. When you want to take a picture, have a sharp image, your camera focuses by making the beam width small, which means that when you do a longitudinal scan, you actually only see a very thin slice of the carotid artery. So when you see this patient again and he turns his neck a little bit different, you see this part. I'll go back again. First you see this part, the patient turns his neck a little bit, and then you see this part. In this case, it doesn't matter because it's normal. But what about this case? This case has a plaque there. You don't see it because you're not scanning it. And then you see him the next time, and he turns his neck a little bit, and now you see the plaque. That's why ultrasound acquisition in 2D is probably not that reproducible for plaque imaging. It's great for Doppler, but for plaque imaging, it's not. So we need 3D. 3D is getting available, and this is a prototype that we work on with an ultrasound company. And you can see we now do 3D live. And we're beginning to get some very promising results, which will be great for the future. So we're now talking plaque volumes. How do you define a plaque volume? Where does the plaque begin? Where does it end? And I will save you the long story, but I'm giving you the short story. And the short story is that the easiest way to reproduce it is by defining the thickest part and then define some distance on each side. In this case, we tested 37 plaques and we defined the plaque length as 1 centimeter centered around the thickest part as you see in the drawing. We had two different investigators. They blindly scanned the patients. The machine was turned off. The patient stood up, lie down again, and we got these results. Almost identical volumes. So this is really promising for the future, and you can see this paper will soon be available in Ultrasound and Medicine Biology. This is volume. What about morphology? Well, morphology is more difficult because it also depends on how you turn on the gain button. And in order to compensate for that, we also scanned a phantom, and using the phantom, we could then adjust for different levels in gain setting between the two investigators. And then we got this kind of reproducibility, which is actually quite nice. So I actually believe that we can now reproduce plaque morphology with 3D.
So 3D will improve plaque quantification by volume and morphology. It will also improve degree of stenosis assessment because you can better compensate for the angle of insonation doing it in 3D rather than 2D. The examination speed will be faster, and it's going to be easier to perform a good scan. For risk assessment, we will better be able to say who should we operate, and we will better be able to quantify the amount of atherosclerosis to know who should we treat medical and are we actually treating them enough. And I would predict that in 5 years, maybe 10 because cardiologists are very conservative, but maybe in 5 years, we will be looking at changes in atherosclerosis rather than lipid levels when we're going to adjust the patient's medication. Because what's important, is it your LDL or is it whether your atherosclerosis develops? I know what I want. I want to stop my atherosclerosis and I don't care about my LDL. So finishing up, I got 3 seconds I can see. This is the view from my new home. We sold our house because there was no kids home anymore. So we now live in a nice condo and you see this is from February. So there's some frost. You see there's a little bridge here. It's a bridge where we go and swim. Also in the winter, my wife became a winter bather like Vikings. You know, I come from up north. So she forced me to be part of it. And I can tell you, this is the best health check you can have because if you survive the first time, you're probably quite fit. Thank you very much for your attention. Thank you for nice presentation and useful information. Tartışma sona yaptı. İkinci konuşmacımız Bülent Kaya hocamız faranjit olduğu için Serkan Durdu tarafından yapılacak. Kendisi semptomlar ve girişimler arasındaki süre önemli midir? Buyurun Serkan Bey. Sayın başkanlar, kıymetli hocalarım, değerli meslektaşlarım. Bülent hocamın sunumunu yapmaya çalışacağım. Umarım sürçülisan etmem. Evet, semptomatik karotid arter hastalıklarında zamanlama karotid arter endarterektomi ya da karotid stentleme ya da müdahale için zamanlama önemli mi? Konuya başlamadan önce semptomatik karotid arter hastalıkları ya da nörolojik semptomların terminolojisine kısa bir bakış yapmak bundan sonraki ortak dili konuşma açısından önem arz ediyor. Kısaca Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre 24 saatten uzun süren nörolojik fonksiyon kaybı stroke olarak tanımlanmakta. Transient iskemik atak ise geçici nörolojik defisit tanımlanmakta. Retinal emboliye bağlı olarak ortaya çıkan geçici görme kayıpları ise çok özür dilerim. Retinal semptomlar amuraziz fukaks olarak tanımlanmaktadır. Bu başlıkta bir de minor stroke ya da major stroke gibi bir kavram da devreye giriyor. Minor stroke'da reversible nörolojik semptomlar karşımızda. Major stroke'da ki bunun sinonimi stroking evolution, evolving stroke ya da progressive stroke gözlem altındaki hastalarda nörolojik disfonksiyonun ilerlediği olgular olarak tanımlanmakta. Crescendo TIA'da ise sayısı ve şiddeti giderek artan transient iskemik ataklardan bahsedilmekte. Konuşmanın önemli bir kısmında müdahale zamanlamasında nörolojik olarak stabil olgulardaki semptomatik ya da minor stroke olgularındaki zamanlama üzerine değineceğiz. Daha sonrasında da konuşmanın ilerleyen zaman sonlarına doğru da nörolojik olarak unstabil olgulardaki müdahale zamanlamasından bahsedeceğim. Şimdi karotid arter hastalıklarına uzun yıllar boyunca erken müdahalenin ya da nörolojik bir olay sonrasında erken müdahalenin yapılmaması gerektiğini, beklenerek hastanın stabilleşmesinin ve daha sonrasında bir cerrahi müdahalenin yapılması gibi bir inanç vardı. Ama özellikle 2017 SVS guideline'ı ki bir önceki konuşmacı Dr. Silesen'in de otorlar arasında bulunduğu guideline'da
tekrarlayan inme ataklarının hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğu tanımlanmakta. Bu oran ilk iki hafta içerisinde %20'ler civarında tekrarlayan bir inme olayıyla karşı karşıya kalınmakta. Bu inme ataklarında etkileyen çeşitli faktörler var. Buradaki grafikte tanımlanmaya çalışılan noktalardan bir tanesi erkek cinsiyet nörolojik bir olay sonrasında ilk iki hafta içerisinde tekrar inme oranının artıran bir faktör olarak karşımıza çıkmakta. Öte yandan yaş bir diğer önemli faktör. Bir diğer faktör nörolojik atağın natürü. Yani bu atak ilk önce oküler bir semptom ise iki hafta içerisindeki tekrarlayan bir oküler semptom olması ya da nörolojik bir event olma olasılığı daha düşükken TIA'dan stroğa doğru gittikçe bu oran giderek artıyor. Şimdi bu tabloya biraz daha mercek koyarak baktığımızda örneğin 70 yaş civarındaki bir hastada oküler bir semptomla karşımıza çıkmışsa bu hastada ilk iki hafta içerisinde %25-30 civarında, 30-35 civarında tekrar bir nörolojik hadise gelişme olasılığı mevcut. Eğer bu hastadaki klinik prezentasyon transient iskemik atak şeklinde ise bu oran %40'lara kadar çıkmakta. Eğer bir stroke şeklinde, bir minor bir stroke şeklinde ise bu klinik prezentasyon ilk iki hafta içerisinde %50 oranında tekrarlayan bir hadise olma olasılığı karşımıza çıkıyor. Peki bu hastalarda erken müdahaleyle bir risk azaltılması söz konusu mu? Evet, yapılan çalışmalarda ilk iki hafta içerisinde semptomatik önemli darlığı olan %50-99 karot arter darlığı olan hastalarda ilk iki hafta içerisinde yapılan cerrahilerde %15 civarında bir risk azalmasıyla karşı karşıyayız. Peki erken cerrahi yaptığımız hastalarda artan bir riskle karşı karşıya mıyız? Bu çalışmada, bu tabloda İsveç, İngiltere ve Almanya'daki veriler toplanarak yapılmış bir çalışma. İlk iki gün içerisinde yapılan müdahalelerde bu risk %3 civarında, ama bir riskte artış İsveç'teki vakalarda bir farklılık var, ama bunun detayını çok tanımlamak mümkün değil. İlk 14 gün içerisinde yapılan cerrahi girişimlerde operatif risk %3 civarında, yani artan bir riskle karşı karşıya olmadığımızı söyleyebiliriz. Peki bu durumu karotid arteriyoplastik cerrahisiyle stent olgularıyla karşılaştırdığımızda ilk iki hafta içerisinde karotid endarterektomi yapılan olgularda yaklaşık 6 kat civarında bir risk azalmasıyla risk azalması tanımlanıyor. Bu çalışmanın verileri de prospektif randomize yapılmış olan EVA3 gibi, CRES gibi çalışmaların sonuçlarından süzülerek tanımlanmış sonuçlar. Peki kılavuzlar bu konuda ne diyor? Eğer semptomatik bir %50-99 bir karotid arter tıkanıklığı varsa mümkünse en kısa zamanda, tercihen semptomlar ortaya çıktıktan sonra ilk 14 gün içerisinde karotid endarterektomi yapılması gerektiği söyleniyor ve klas 1A düzeyinde bir kanat düzeyi var. Ve yapılacak olan girişiminde stentleme değil cerrahi şeklinde yapılmasını kılavuzlar öneriyor. Peki yine İsveç, Almanya ve İngiltere'de yapılan çalışmalarda hastaların ne kadarına erken dönemde bir karotid endarterektomi yapılabiliyor? Bu üç ülkedeki yapılan çalışmalarda ortalama hastaların %50-60 civarında bir oranda ilk 14 gün içerisinde semptomatik karotid arter stenozu olan olgularda %60 civarındaki hastaya erken müdahale yapıldığını belirtiyorlar. Bizim ülkemizde durum bununla ilgili çok ciddi veriler olmamakla beraber bu oranın %20'ler civarında olduğunu düşünüyoruz. Buradaki en önemli belirleyici faktörün ise
hastanın nörolojik bir atak geçirdiği andaki ilk müdahaleyi yapan ya da ilk gören doktorun yönlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İşte ilk nöroloji doktoru ya da acil doktoru ya da pratisyen hekimin yapılacak girişimle ilgili olası riskleri ya da faydaları anlatmasındaki yetersizlikler dolayısıyla biz bu hastalara henüz daha istenilen düzeyde müdahale yapamıyoruz. Peki diğer konu nörolojik olarak unstable dediğimiz hastalara baktığımızda durum nedir? Bu hastalarda biliyoruz ki bu hastalarda iki grup var. Bir tanesi crescendo TIA dediğimiz hasta grubu, bir diğeri ise nörolojik semptomların giderek ağırlaştığı hasta grupları. Bunlardaki erken müdahalelerde operatif riskin biraz daha önceki grup olgulara göre yüksek olduğunu görüyoruz. Burada %20'ler civarında bir operatif risk var. Ancak bu grup hastalara tedavi alternatifi olarak başka bir tedavi alternatifleri söz konusu. Burada intravenöz ya da intraarteriyel fibrinolizis, mekanik trombektomi ya da mekanik arteriyel rekanalizasyon gibi tedavi alternatifleri var. Bütün bunlarda hemorajik infarkt ya da intraserebral hemoroji riskindeki artış en korkulan klinik komplikasyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Hastalara intravenöz tedavi sonrasında, intravenöz fibrinolizis tedavi sonrasında cerrahi zamanlamayla ilgili çalışmalar mevcut. Burada yine ilk 14 gün içerisinde intravenöz fibrinolizis sonrasında karot endarterektomi şeklinde yaklaşımlar mevcut. Ortalama 7. ile 8. günler civarında bu girişimler yapılmış. Çok az bir hasta grubu olsa da dakikalar içerisinde, 100-120. Dakikalar içerisinde çok sınırlı sayıda hasta gruplarının olduğu çalışmalarda bildirilmekte. Peki burada bir başka soru gündeme geliyor. Nörolojik olarak unstable olan hastalarda intravenöz fibrinolizis tedavisi yaptıktan sonra ne zaman cerrahi müdahaleyi planlamalıyız? Buradaki en önemli belirleyici faktörlerden bir tanesi, hastaların müdahale sonrasında perioperatif intrakranial hemoroji ve hemorajik infarkt riskini bir tarafa koyup öbür tarafta beklediğimiz süre içerisinde de rekürant emboli ve strok riskini düşünerek hareket etmek gerekliliği gözden kaçırılmamalı. Yapılan multicenter işte 13 çalışmanın değerlendirildiği çalışmalarda girişimlerin çoğunun ilk 2 gün geçtikten sonra, yani şu olguların çoğunda ilk 14 gün içerisindeki girişimlerin yapıldığı gözlenmekte ve bu olgulardaki 30 günlük strok ve ölüm oranlarının %3.6'larda ve intrakranial hemoroji oranlarında %2.5'larda olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak nörolojik olarak unstable olgularda trombolizis sonrası ilk 14 gün içerisinde yapılan ama ilk 72 saati geçirdikten sonra yapılan karot endarterektomilerin güvenle uygulanabileceği şeklinde bir sonuç var. Bu konuda kılavuz ne diyor? İntravenöz trombolizis tedavisi sonrasında ipsilateral MCA bölgesindeki infarkt aralığında 1/3 oranında azalma söz konusuysa, MCA'de rekanalizasyon varsa, parenkimal hemoroji ve ödem yoksa ilk 14 gün içerisinde karot endarterektominin yapılması klasik 2A endikasyon olarak sunulmakta. Son olarak çok erken karot endarterektomi sonuçlarıyla ilgili bahsetmek istiyorum. Burada çok erken dönemde yapılan karot endarterektomi ile ilgili iyi sonuçlar belirtilirken artan riskin arttığına dair çalışmalar da mevcut. Maalesef bu konuda kılavuzlar henüz daha bizlere bir şeyler söyleyemiyorlar, bir öneride bulunamıyorlar. Bu konuyla ilgili çok merkezli randomize klinik çalışmalara ihtiyaç var. Sonuç olarak Bülent Hocam der ki, tabii ki kılavuzların bir takım önerileri mevcut. Karot endarterektomide zamanlama önemli, endikasyon önemli. Kılavuzları göz önünde tutmalıyız ama öte taraftan da cerrahın tecrübesi ve kişisel deneyimlerinin de
bu semptomatik olgulardaki zamanlamayla ilgili zamanı belirlemekte önemli bir göz önünde tutulması gereken faktör olarak aklımızda tutmalıyızlar. Ben de konuşmamın sonunda bugünleri görmemizi sağlayan Ulu Önder Atatürk'ün anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ederim. Serkan Hocam teşekkür ederiz. Bundan sonra Gökhan İpek Hocamız konuşacak. Eş zamanlı koroner ve karotid arter hastalıklarının tedavisinde strateji. Değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, ben de 10 Kasım günü dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hem anmak hem de onun ilkelerinden birisi olan yurtta sulh, dünyada sulh ilkesini anımsatarak konuşmama başlamak istiyorum. Ben bu bölümde koroner arter ve karotis arter hastalıkların birlikte olduğu durumlarda ne gibi tedavide strateji uygulayacağımızı hem kendi tecrübelerimizi hem de yapılan çalışmaları size sunmak istiyorum. Bilindiği gibi bypass operasyonların en korkulan komplikasyonlarından birisi de serebrovasküler komplikasyonlardır. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları inceleyecek olursak bu oranın %1.6 ile 3.1 arasında görüldüğü, ancak bazı çalışmalarda %6-7'ye kadar arttığı gözlemlenmiştir. Stroke'un yani inmenin %40'ı intraoperatif olarak gözlemlenmekte, ilk 48 saatte de %60'ı görülmektedir. Bu da tabi mortalitemizi biraz daha artırmaktadır. Yine koroner bypass cerrahisine giden bu durumlarla ilgili yapılan çalışmalarda ne gibi nörolojik şeyler görüyoruz? İnme, geçici iskemik ataklar, deliryum, epileptik nöbetler, nörokognitif bozukluklar. Etiyolojiyi bir gözden geçirecek olursak, karotis stenozları, ülsere karotis plağı, emboli, atrial fibrilasyon, hemodinamik bozukluk, aortik manipülasyonlar, peropemay ve aort diseksiyonları. Buradan belki gözden kaçan şeylerden birisi de aortik manipülasyonlar olabilir. Özellikle kardiyak cerrahide aortik manipülasyonlar, asenden aorttaki aterosklerozu plakları düşünecek olursak klemp koyuyoruz, kanne ediyoruz. Bunları da gözden kaçırmamak lazım stroke açısından. Tabii ki konumuz karotis arter hastalığı ile birlikte olan koroner arter hastalığı. Özellikle CAB'ye giden vakalarda ne yapacağız? 2011'de yayınlanan guideline'a ve daha sonra da diğer konfederasyonların yaptıkları çalışmaları ve guideline'lara göre özetleyecek olursak hangi hastalarda biz karotis arter taraması yapalım? Özetle 65 yaşın üzerinde sol ana koroner mevcutsa, periferik arter hastalığı varsa, sigara kullanımı varsa, inme mevcutsa, geçici iskemik atakları varsa, karotis üfürümü, kadın cinsiyeti ve diyabetlerde muhakkak bir karotis arter hastalığı var mıdır diye bir tarama yapmak lazım. Kendi kliniğimizde özellikle bypass indikasyonu alıp bize müracaat eden bütün hastalara biz karotis arter yönünden incelemelerde bulunuyoruz. Öncelikle tabii bilateral karotis doplerle bu konuya başlamak şartıyla. Yine yapılan araştırmalarda ve kendi çalışmamızda da acaba bu tip hastalarda, yani CAB'ye giden hastaların hangisinde riskli karotis arter stenozu vardır deyip buna göre bir strateji geliştirmemiz lazım. Yapılan çalışmalarda semptomatik karotis arter stenozu nedir bu arkadaşlar? Erkeklerde %50 üzeri, kadınlarda %70 ve üzeri. Tabii burada bir gri bir alan var, %50-69 arasında ne yapalım diye. Genelde de klasikiye sokuyorlar. En son 2017'deki Europe'un guideline'de de bu böyle geçiyor. Yani demek ki %50 ve üzerinde ülsere plak varsa ve semptomatikse, kadınlarda da %70 ve üzeri. Veyahut bilateral asemptomatik karotis stenozunda, yani her iki tarafta da %80 ve üzerinde darlık mevcutsa. Veya tek taraflı asemptomatik hastalarda ama bir taraf %100, kontrolatör tarafta eğer %70'in üstünde darlık varsa bunları riskli gruba sokup
bypassla birlikte aşamalı veyahut aşamasız müdahale yapmak yararlı olduğu kanısındayız. Tabi tek taraflı asemptomatik karotid stenozunun perapnörolojik olayları, komplikasyonun riskinin az olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Ne yapmalıyız strateji olarak? Birinci yolumuz eşyamanlı. Aynı anda karotis ve bypass ameliyatını birlikte yapmak. Diğeri aşamalı olabilir. Yani önce karotis daha sonra CABG. Tabii bu stentleme veyahut karotis endarterektomi olarak yapabilirsiniz. Diğeri ters aşamalı dediğimiz önce CABG daha sonra karotise müdahale. Burada da inceleyecek olursak ne gibi şeylerle karşılaşıyoruz? Eğer aşamalı yaparsak önce CABG'yi yapıp daha sonra karotisi yapacağımız zaman tabii bu durumda inme riskinin arttığını gözlemliyoruz. Veya tersi karotis cerrahisine müdahale edelim daha sonra bypass yapalım dersek de MI riskinde artışlar gözükmektedir. Bir diğer şey nedir? Eğer eşyamanlığı yapmadığımız takdirde birden fazla anestezi alması riski var hastanın. Operasyon odasının ve personelinin birden fazla kullanımı, maliyette artış var, hastanede kalma süresinde artış var. Eş zamanlı yapıldığında da şöyle bir düşünce hasıl oluyor. Her ikisini yapınca acaba perop mortalite veyahut morbidde bir artış mı oluyor? Ama bunlarda da şöyle bir düşünecek olursak, eğer aşamalı prosedürlerde toplam riskini tek tek hesaplayacak olursanız göreceksiniz ki bypassla birlikte yapılan bu müdahalede pek de görüldüğü kadar yüksek risk görülmemektedir. Yine açık kalp cerrahisi ve bypass'a giden hastalarda bir yapılan büyük bir çalışmada toplam 1923 hasta incelenmiş. Biraz önceki kriterlere göre alınmış semptomatik asemptomatik %70'in üzerinde darlığı olan bypass indikasyonu olan hastalarda burada görülmüş ki inme oranı %3, perop-MI oranı da %2.2. Yani elektif CABG ile ilgili pek de bir fark, aşırı bir fark gözükmemektedir. Yaklaşımları bir karşılaştırılım diye bir görüntü alacak olursak, aşamalı prosedürde yani önce karotis yapalım, daha sonra bypass yapalım düşüncesi olduğunda tabi CABG için beklenebilecek bir hasta olmalı. Yani en azından 6 ay, 1 yıl gibi. Çünkü bildiğiniz gibi endarterektomide ve stentlemede endoterektomide da bir süreç almaktadır. Böyle bir hasta acaba bizim kalp cerrahi kliniğine gelmekte midir? Ben pek rastlamadım. Yani düşünün, zaten bekleyebilecek düzeydeki bir koroner arter hastalığında kardiyolog arkadaşlarımız gerekli müdahale veya beklemeyi yapıyor. Size ya acil durumda bir hastayı gönderiyor. Bu durumda da genelde biz eş zamanlı bir müdahale yapıyoruz. Önce CABG yapalım aşamalı olarak. Daha sonra karotisi müdahale edelim düşüncesi. Evet, karotis arter stenozu zaten riskli değilse, yani belli oranda ve daha ileride takiple riskli dediğimiz bölüme uyuyorsa beklenebilir. Ama burada da genelde riskli karotis arter stenozu biraz önce dediğim gibi %50 erkeklerde veyahut %70'in üzerinde bilateral darlıklarda, bu durumda tabi karotis stenozu müdahalesini beklemenin anlamsız olacağı düşüncesindeyim ve mümkünse de eş zamanlı olarak yapma tarafındayız. Tabi son zamanlarda stentleme karşımıza çıkmaktadır. Hibrit yaklaşımlar karşımıza çıkmaktadır. Bununla ilgili yapılan çalışmalar vardır. Bu uygulamalar vardır. Burada da görülmüştür ki eğer karotis stentlemeye mütakiben erken dönemde bir bypass yapacak olursanız kanama insidansının 4 kat daha yüksek majör kanamalar görülmektedir. Bu durumda kendi çalışmasında da bir çelişki olmakla birlikte bizlerin de eğer bypass yapmayı düşüneceğimiz bir hasta ise öncesinde veya sonrasında eş zamanlı da olabilir stentlemeyi pek önermemekteyiz. Cerrahpaşa deneyimi olarak son 10 yılı almak istedik arkadaşlarım. Burada da 51 hastada toplam 76 hasta ve bu süreçte de izole karotis düşünürseniz sadece bilgi vermek için 510 vakaya karotis endarterektomi yapılmış. Sadece izole karotis koronerden ayrı olarak
ama aşamalı veyahut eş zamanlı olarak 76 hasta yapılmış. Bunlardan 51 hastası eş zamanlı, 13 hastada aşamalı önce karotisendektomi daha sonra bypass veya ters aşamalı da 12 hasta. Burada da görüldüğü gibi genelde kliniğimizin düşüncesi eş zamanlı bir müdahaledir. Burada da bir dokümanını gördüğünüzde yaş ortalamasının genellikle ileri yaşta olduğunu, semptomatik olduklarını %90'ın üzerinde görmektesiniz. Azınlıkla %35'ini primer kapattığımız gibi ama çoğunlukla da peş plasti ve şant kullanılarak bu vakaları yapmaktadır. Morbiditeye baktığımızda da sol ana koroner, diyabet ve sigara kullanımının daha yüksek görmekteyiz ve bu hastaların eş zamanlı yapılan hasta sadece bir mortalitemiz vardır. O da perop MI sonrası kaybedilmiştir. Hastanede yatış süresi ortalama 9 gündür ama genelde 7 artı eksi 2 gün oynamaktadır. 7 günde de taburcu ettiğimiz hastalar olmaktadır. Burada biraz önce de bir önceki slaytlarda bahsettiğim gibi özellikle asenden aorta aterosklerozunu da ayrı bir olgu olarak düşünüp açık kalp cerrahisine giden hastalarda da manipülasyonlarımızda dikkatli olmamızda fayda vardır. Özetle toparlayacak olursak, bypass yapılacak hastalarda eğer ciddi karotis aterosklerozu varsa, yani biraz önce dediğim gibi %70'in üzerinde darlıklarda veyahut erkeklerde ülsere plakla birlikte %50'nin üzerindeki vakalarda asomptomatik karotis stenozu olan bilateral %80 üzeri veyahut unilateral, yani bir taraf %100 diğeri %70'in üzeri olan vakalarda eş zamanlı yapmak tarafındayız. Yine eğer bypass amaçlı bize gelip ve taramaların sonunda ciddi karotis stenozu olan ama bize sunulan vakada sol ana koroner hastalığı varsa hastada, difüz koroner arter hastalığı ve ansepin anjina pektorisi de varsa bunlar da yine kombine yapmakta faydalı olduğu düşüncesindeyiz. Eş zamanlı kombine prosedürü yerine aşamalı şekilde yapacak olursak, ancak dediğim gibi böyle hasta pek kalp cerrahisi polikliniklerine ve bize gelmiyor. Ancak kronik stabil anjina pektorisi varlığı olan vakalarda veya yeni geçirilmiş MI yoksa bunlar da aşamalı düşünülebilir. Bir önceki arkadaşımızın zamanla konusunda da çok geniş bir sunum yaptı. Biz genelde eğer strok geçirmiş bir hastada bir bypass'a gideceksek bir 4 haftalık beklemeyi, serebral otoregülasyonun mekanizmalarının sağlanması ve limodinlik için beklemekteyiz. Zamana ihtiyaç olduğu kanısındayız. Burada da asemptomatik tek taraflı vakalarda profilaktik karotis revaskülasyonu yapmak beraberinde veyahut karotis koroner bypass cerrahisi öncesinde karotis stentlemeyi grade 1C gibi pek tavsiye etmemekteyiz. Ve özetle ve sonuç olarak mümkün mertebe ciddi karotis arter stenozu ile birlikte eğer koroner arter hastalığı da varsa, indikasyonu mevcutsa eş zamanlı yapmanın daha yararlı olacağı kanısındayız. Teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Şeref Alp Küçüker hocamız da stent veya ameliyat sonrası restenoz geliştiğinde ne zaman ve nasıl müdahale etmeliyiz? Değerli başkanlar, değerli meslektaşlarım. Önceki yıllarda ben de yönetim kurulunda bulunmuştum. O zaman Kıbrıs'ta bir kongre yapmayı arzu etmiştik. Ancak bunun birçok sıkıntıları olduğunu görüp vazgeçmiştik. O nedenle bu mükemmel kongreyi Kıbrıs'ta düzenleyen bugünkü yönetim kurulunu gerçekten tebrik ediyorum. Birçok zorluğu aştılar. Çok güzel bir kongreyi burada tertip ettiler. Slaytları alabilir miyiz? Benim konum restenoz. Karotis endarterektomi yaptığımız hastaların ya karotis arterine stent konan hastaların bir kısmında restenozu gözlüyoruz. Bu hastalar eğer semptomatikse bunlara müdahale etmemiz gerekiyor. Bunlara ne zaman müdahale edeceğiz, ne şekilde müdahale edeceğiz onları anlatacağım. Slaytları alamadık.
Tamam. Öncelikle resitenoz, karotis endarterektomi sonrası yaklaşık literatüre bakıldığında %6 ile 37 arasında gözleniyor. %50'den fazla tıkanma olması. Risk faktörlerine bakılırsa klasik aterosklerozun risk faktörleri, sigara, yüksek LDL, kadın cinsiyet, genç hastalar 65 yaş altı ve diyabet risk faktörü. Genellikle ilk 3 ayda ortaya çıkan resitenozlar sizin ilk ameliyatta yaptığınız teknik işlemlere bağlı. İlk 2 yılda ortaya çıkan resitenozlar genellikle intimer hiperplazi yahut fibrozize bağlı. 2 yıldan sonra ortaya çıkan resitenozlar da aterosklerozun nüksetmesine bağlı. Bu konuda resitenoz hangi oranda gelişiyor? Bu slaytta bu sene yayınlanan ESVS kılavuzundan alınmış bir tablo. Gördüğünüz gibi yaklaşık 4250 hasta takip edilmiş karotis endarterektomi sonrası. Bunların yaklaşık %6'sında resitenoz, %70 üzeri resitenoz saptanmış. Yama konan hastalarda bu resitenoz oranı daha düşük, %4'lerde. Yine stent sonrası ve balon sonrası resitenoz oranları da %10 civarında. Aslında burada karşılaştırılması gereken iki grup var. Yama konan grupla stent konan grup. Gördüğünüz gibi karotis stentlemesi sonrası resitenoz oranı bu meta analizde, önemli bir meta analiz, Kumar'ın yaptığı bir meta analiz, daha yüksek çıkıyor. Peki resitenozla karşılaştığımızda bu durumu nasıl yöneteceğiz? Öncelikle tanısı önemli. Hani bu sunumdan aklınızda kalmasını istediğim en önemli slide bu. Hiç dokunulmamış karotis arterine göre karotis endarterektomi yapılmış veya stent konmuş karotis arterinin kompliyansı azalıyor. Dolayısıyla akım hızları da değişiyor. Normalde biz bu taraf tablonun bu tarafında, pardon, bu tarafında natif koroner karotis arterindeki akım hızlarını koydum. %50'nin üzerinde darlık, internal karotis arterde peak sistolik hızı 125 santim saniyeye çıkartıyor. Ama karotis endarterektomi yapılmışsa %50 darlık var demek için 213 santim saniyeye çıkması gerekiyor. Yine stentli damarda %50 stenoz var demek için 220 santim saniyeye çıkması gerekiyor. Bu sene yayınlanan Avrupa kılavuzunda duplex ultrason kriterleri. Bu şekilde tanıyı koyduktan sonra tedavi indikasyonlarına ve zamanlamaya bakmamız lazım. Resitenoz genelde iyi huylu bir tablo. Hemen felce sebep olmuyor. Hastaların yalnızca %1 ila 10'unda eşlik eden nörolojik bulgular gözleniyor. Bu nedenle asemptomatik hastalara resitenoza müdahale fayda zarar oranı düşünüldüğünde çok tartışmalı bir konu. Yine bu Amerikan kılavuzu da aynı şeyleri söylüyor aşağı yukarı. 2011'de yayınlanan Amerikan kılavuzu iyi huylu olduğunu belirtiyor. Çoğu durumda müdahaleye gerek olmadığını belirtiyor. Ancak iskemik semptomlar varsa ya da resitenoz preokliziv bir ciddi hal aldıysa bu durumda tecrübeli bir cerrahın karotis endarterektomi yapmasını öneriyorlar. Burada tecrübeli cerrahtan kastedilen %3'ün altında mortalite ve %3'ün altında peroperatif stroke oranları olan cerrahları kastediyorlar. Ya da koroner arter stentlemesi öneriyorlar. Bu da Avrupa kılavuzunun şeyleri, önerileri. Resitenoz gelişen asemptomatik hastalarda inmeye bakılmış. Bakın burada gördüğünüz gibi karotis endarterektomi yapılan hastalar burada. %70'in üzerinde resitenoz varsa karotis endarterektomi yapılan hastaların %5.2'si stroke geçirmiş. %70'in altında resitenoz olanlarda ise bu oran %1. Stent'te ama böyle bir durum ortaya çıkmıyor. %70'in altında da üstünde de resitenoz oranları inme oranlarında bir belirleyicilik yok. O zaman tedavi indikasyonları için şunları söyleyebilir miyiz? Semptomatik hastalarda sıkıntı yok. Eğer %50'nin üzerinde bir darlık varsa, hasta semptomatikse, primer hasta için önerilen öneriler bu hastalar için de geçerli. Yani hiç daha önce karotise müdahale edilmemiş bir hastada ne yapıyorsak, bu hastalar için de aynı şeyleri yapmamız gerekiyor. Peki asemptomatikler için ne diyebiliriz? %80 diyebilir miyiz mesela? Bu bile tartışmalı. Bu tabloya yeniden geri döneceğim. Burada Kumar'ın bir meta analizi bu. 2017'de yapılan meta analiz.
Karies endarterektomi sonrası %70 restenoz oranı ortalama 47 aylık takipte yaklaşık %6. 100 tane ciddi restenoz olan hastayı bulmak için o zaman sizin 1700 hastaya dupleks ultrason takibi yapmanız gerekiyor. Ve bu 100 hastayı buldunuz. Bu 100 hastanın da geç dönemde ipsilateral inme oranı %5. Bu %5 felci engellemek için tüm ciddi restenozu olan hastalara girişim yapılsa 95 tane girişiminiz boşuna yapılmış olacak. Yani number need to treat burada 20 oluyor. 20, bir hastayı tedavi etmek için 20 hastayı ameliyat etmeniz gerekiyor. Yine işlem yapılan hastaların 2 ya da 3 tanesi de işlem sonrası felç geçirecek. 5 hastada da kraniyal sinir hasarı gelişecek. Yine de siz ipsilateral felçlerin %85'ine engel olamayacaksınız. Çünkü ipsilateral felçlerin büyük bir kısmı aslında bakın 40 hasta burada felç geçirmiş. Bunlar %70'ten daha az stenozu olan hastalar. Yani %85'ini yani gene de ortadan kaldıramayacağız. O zaman eğer girişim yapmaya karar verdiğimiz diyelim ki bir semptomatik hasta var elimizde. Hangi tedavileri uygulayabiliriz? Endovasküler tedavileri uygulayabiliriz. Balon, cutting balon, yeniden stentleme, ilaç salan balon yahut ilaç salan stent gibi seçeneklerimiz var. Cerrahide de yeniden karies endarterektomi ya da bypass seçenekleri var. Bu bir 2010'da yayınlanan 184 hastalık yeniden girişim serisi. Her şey denenmiş. Bütün teknikler aşağı yukarı uygulanmış. Kabul edilebilir erken dönem sonuçlarla birçok tedavi seçeneği var. Ama kesin bir öneriye varmak mümkün değildir diye belirtmişler. Evet, işlem yapmaya karar verdiğimizde endarterektomi mi yapalım, stent mi koyalım? Bu konuda bir randomize çalışma yok elimizde. Ama gene 2015'te yayınlanan Fokkeman'ın bir gözlemsel meta analizi var. 13 gözlemsel çalışmayı incelemiş. 30 günlük inme ve ölüm oranında endarterektomi ile stent arasında bir fark çıkmıyor. Yine bu hastaları takip etmişler. Geç dönemde %70'in üzerinde restenoz olma oranlarına bakmışlar. Bunda da istatistiki anlam çıkmıyor. İki teknikle birbirine yakın sonuçlar veriyor. Tabii redu karies endarterektomi yapıldığında kraniyal sinir hasarı %5,5. Bunların çoğu geçici. Kanama komplikasyonları %2,7. Stent girişimi yapıldığında girişim yerinde komplikasyon %2 civarında, aritmi %1,5 civarında, teknik başarısızlık, işlemin başarısızlıkla sonuçlanması %1,3, rezidü stenoz kalması da %3 olarak verilmiş. Literatüre baktığınızda bunları karşılaştıran seriler var. Hiçbirisi randomize çalışma değil, yeniden belirteyim. Bunlar hep gözlemsel seriler. Genellikle aynı konklüzyonla bitiyorlar. İki işlemde seçilebilir, iki işleminde sonuçları birbirine yakın, uzun dönem takipleri de birbirine benzer çıkıyor diye belirtiyorlar. Bu 8 vakalık bir seri. Yapılabilecek stentli hastada endarterektomi yapmak bize yani şey gelebilir, zor gelebilir ama yapılabilecek bir ameliyat. Bu 8 vakalık serinin 3'üne bypass yapılmış. Bypass'ta Safenven kullanılmış bir tanesinde, bir tanesinde PTF, bir tanesinde Dacron graft kullanılmış. Diğer 5 hastaya da endarterektomi yapılabilmiş. Endarterektomi yapılabiliyor. Eğer plan yakalanabilirse stentle birlikte intima bu şekilde çıkartılabiliyor ve yeniden burası yamanabiliyor. Ama bu konuda en önemli nokta stentli segmentin distalindeki arterin kontrol altına alınabilmesi. Eğer arteri kontrol altına alamayacaksak tabii bu işlem biraz daha riskli hale geliyor. Bir başka vakadan örnek. Çıkartılmış stent ve intimal materyal. Buraya tekrar yama yapılmış. Erken bitireceğim. Karies girişimi yaptığınız bir hasta size restenoz tanısıyla geri geldiyse bu konuda öncelikle rapordaki akım hızlarını kontrol etmenizi öneriyorum. Raporu yazan radyologlar natif yani daha önce dokunulmamış bir karies arterle dokunulmuş karies arter arasındaki akım hızlı farklarını bilmeyebilir. Size raporu işte %70 stenoz var şeklinde raporlamış olabilir. Lütfen akım hızlarını kontrol ediniz. Akım hızlarında 2017 Avrupa kılavuzunda belirtilen sayılar göz önüne alınmamışsa yeniden raporlamasını isteyiniz. Belki hastanın gerçekten restenozu yok. %50'nin üstünde restenozu var ve hasta semptomatik ise primer karies hastası gibi kabul edeceksiniz bu hastayı ve kılavuzlar primer karies hastası için ne diyorsa
onları uygulamanız gerekiyor. Son Avrupa kılavuzu şunu diyor, indeks olaydan sonra ilk 14 gün içinde bu hastalara müdahale edin. Asemptomatikse ve preokluziv değilse, benim kanaatim, literatürün de büyük ölçüde belirttiği konu, en iyi medikal tedaviyle bu hastaları takip edin. Çünkü yapacağınız işlemin de riskleri var ve bu hastaların büyük bir kısmını aslında boşuna yapmış olacaksınız. Girişim gerekiyorsa karotis endarterektomi yahut karotis arteriyel stent erken ve geç sonuçları benzer çıkıyor. Bu nedenle anatomi ve sizin deneyiminiz neye uygunsa o girişimi seçmenizde yarar var. Son bir genç arkadaşlarıma mesaj vermek istiyorum. Karotis reoperasyonları kılavuzların da belirttiği gibi tecrübeli cerrahlara bırakılması gereken bir ameliyat. Dolayısıyla bana da göndermeyin. Mesela Ömer Hocama ya Serap Hocama gönderin vakaları. Ama onlara da çok vaka vermek istemiyorsanız siz primer ameliyatınızda hastaya yama kullanın. Eğer primer karotis endarterektomi yaparken yama kullanırsanız restenoz oranınız %30-40 aşağıya geliyor direkt. Hatta felç oranınız da önemli oranda aşağıya geliyor. Ve birçok hastayı restenozdan daha ilk aşamada kurtarmış oluyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir konuşmaydı ve tüm konuşmacılar zamana çok güzel riayet ettiler. Son konuşmacımız Halil Başel bize karotis cisim tümörü rezeksiyonunda komplikasyonlar nasıl önlenir? Saygıdeğer başkanlar ve hocalarım, değerli meslektaşlarım. Bugün size karotis cisim tümörlerinde komplikasyonları nasıl azaltırız derken, tabii pek çok meslektaşımızın daha önceleri fazla karşılaşmadığı bu hastalıktan öncelikle bahsedip daha sonra komplikasyonları nasıl azaltırız ondan bahsedeceğim. Karotis cisim tümörleri bilindiği gibi nöral krest kökenli non kromafin paraganglion hücrelerden köken alırlar. Boyun paraganglion tümörlerinin %50'den fazlasını oluştururlar. Diğer tümörler içerisinde görülme sıklığı 1/5'in altındadır. Sıklıkla non fonksiyon edirler ve %3 oranında malinleşebilirler. En sık görülen glomus tümörleri karotis cisim tümörleridir. Bu tümörler sıklıklarına göre glomus jugulare, glomus timpanicum, glomus vagale gibi isimler alır bulundukları yere göre. Glomus tümörlerinin baş boyunda karotit ve vagal cisimleri de jugular ven çevresi, timpanik kavite, nazal boşluk ve orbitada da görülebilirler. Bu tümörler, karotis cisim tümörleri, karotis büfürkasyonunda ve posteriorunda yer alırlar. Yavaş büyürler ve köken aldıkları bölgeye bası yaparak semptomlara yol açarlar. Sıklıkla benign olmalarına rağmen bu tümörler komşu vasküler ve nöral yapılara bası yapmaları sebebiyle görüldüklerinde çıkarılması gerekir. Sıklıkla 36-60 yaş arasında görülürler. Kadınlara göre kadınlarda erkeklere göre 2 kat fazla görülür. %10'u aileseldir ve ailesel olanların da %30'u bilateral görülür. Genelde karotis cisim tümörleri deniz seviyesinden yüksekte yaşayanlarda ve kuahu olanlarda artan insidansta görülmektedirler. Kronik hipoksinin etkenlerden biri olması bu sebeple düşünülmektedir. Çoğunlukla non fonksiyonidirler ancak katekolamin sağlayan tümörler paroksismal hipertansiyon ataklarına neden olurlar. Bu tümörlerin hikayesine gelince 1743'te ilk kez tarif edilmiş. 1950'lere kadar, tabii 1950'nin özelliği tanı metotlarının az olması sebebiyle genelde çok ilerlemiş tümörler görülüyordu. Yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden tümörler olmuştur. %50 mortalite ile cerrahisi 1950'lere kadar yapılmıştır.
Şimdi 161 yayının değerlendiği büyük bir meta analiz sonucunda biraz önce verdiğim verileri desteklemektedir. İşte bayanlarda erkeklere göre 2 kat fazla görülmesi, %10 ailesel olması, 30-60 yaş arasında görülmesi gibi sonuçlar çıkmıştır. Bizim ülkemizde genelde bu tümörler yoğunlukla kulak burun boğaz cerrahlarına giden ilk tanısı onlar tarafından konulan tümörlerdi. O sebeple bu tümörlerin eskiden tedavisini yoğunlukla onlar yapıyorlardı. Yani ben kendimden örnek vereyim, ben ihtisas süresinde hiç görmedim. Uzman olduktan sonra 5 yılda hiç görmedim. Daha sonradan bulunduğumuz yerden dolayı da bu tümörleri görme sıklığımız çok arttı. Yani bunun sebebi, mesela ihtisas yaptığım yerdeki arkadaşla görüştüm. Şu anda kulak burun boğazcılar daha çok kalp damar cerrahlarına gönderdiği için orada da yapılmaya başlanmış. Bizim de bulunduğumuz yer rakım çok yüksek olduğu için oldukça fazla görülüyor. Türkiye'de de ben genelde kalp damar cerrahisi cerrahlarının yaptığı yayınları derledim. Süreyya Talay ve arkadaşları 47 vakalık bir serisi var. Biz de 2009 yılında yabancı bir dergide yayınlanmış 33 vakalık bir serimiz vardı. Anatomisinde görüldüğü gibi büfürkasyonun arkasında yer almaktadır. Fizyolojisine gelince karbondioksit basıncının yükselmesi veya oksijen basıncının düşmesiyle aktif olmaktadır. Etiyolojik piramidine gelince genetik yatkınlık en büyük sebep, kronik hipoksi ve yaş görülmekte. Semptomlarına gelince karotis cüsüm tümörleri bulundukları yere bası yaparak özellikle 9 ve 12. sinirlerin bası bulgularıyla semptom verirler. Bu glosofaringeal ve hipoglossal sinirler olup yutma ve dil hareketleriyle ilgili problemlere yol açabilirler. Bazen hormon salgılayarak paroksismal hipertansiyon ataklarına da yol açarlar. Bu tümörlerin sınıflamasında 2 sınıflama görmekteyiz. Biri Luna Ortiz sınıflaması, birisi Champlin sınıflaması. En yoğun görülen Champlin sınıflamasıdır. İkisinin birbirinden farkı, Luna Ortiz'de sinir invazyonunu da tip 3'e almasıdır. Champlin ilk kez 1971 yılında sınıflamayı yapmış. Tip 1'de büfürkasyonda tümör görülüyor ama invazyon yok. Tip 2'de kısmi invazyon var. Tip 3'te ise tamamen damar invazyonu gerçekleşmiş. Burada yine görülmekte. Luna Ortiz'de ise burada görüldüğü gibi sinir invazyonu gözükmekte. Tanı yöntemlerine gelince burada en önemli tanılardan biri ilerlemiş tümörlerde palpasyonla tümörü hissetmek. Tabii büyük tümörlerde bu mümkün. Tümörün laterale hareket edip medyale hareket etmemesine Fontaine belirtisi denir. Burada anne, baba ve kızın da aynı tarafta olan tümör gözükmekte. Bu da başka bizim bir hastamız. Büyük bir tümörü vardı. Ameliyat sonrası görüntüsü. Tanı yöntemlerinden diğerleri ise görüntüleme yöntemleri. Bu radyolojik görüntülemede normal ultrason ve Doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, konvansiyonel veya DSA ile anjiyografi, teknesyum, izotop sintigrafi, tanı yöntemleri radyolojik görüntülemeden sayılabilir. Burada ultrason görülmekte, renkli Doppler, MR görüntüleri, MR anjiyo, DSA görüntüsü. Bu 14 yaşında bir hastada büyük bir tümör görülmekte. Ayrıca karotis cisim tümörlerinde açık biyopsi yapılmaz. Ancak ince iğne aspirasyon biyopsisi ayrıcı tanıyı koyabilmek için yapılabilir. Ayrıcı tanıda boyunda kitle oluşturan bütün hastalıkları ekart etmek gerekir. Burada görüldüğü gibi.
Tedavi yöntemlerine gelince yavaş seyirli ve sıklıkla benign olmasına rağmen görüldüğü zaman komşuluklarından dolayı çıkarılması gereken bir hastalıktır. Tedavisi cerrahidir, ancak tümörün çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda radyoterapi yapılabilir. Özellikle tedavide 5 santimden büyük tümörlerde preoperatif embolizasyon yapılabilir. Çıkarılmasının mümkün olmayan tümörlerde ise beslenmeyi bozmak için eksternal karotid artere kaplı stent yerleştirilebilir. Radyoterapi bu tümörler radyosensitiftir, ancak total rezolüsyon enderdir. Radyoterapi ile tümör stabilizasyonu veya kısmi regresyonu hedeflenir. Muhtemel indikasyonlarına gelince minimal rezidüel tümör, non-resectable tümör, tümörün beyni uzanmasıdır. Burada tümörümüzün cerrahi rezeksiyonundan görüntülerimiz var. Çıkan burada artere invazyonu gözükmekte. Hastalarımızda komplikasyonlara gelince serebrovasküler stroke, transient iskemik atak, hipoglossal sinir injürisi, superior laringeal sinir injürisi, hematom. En sık görülen komplikasyonlarımız bunlardır. Peki konumuza gelince cerrahi tedavide komplikasyonları nasıl azaltırız? Burada tabii hastaya ameliyat öncesi iyi bir planlama yapmak için görüntüleme yöntemlerinin iyi değerlendirilmesi gerekir. Özellikle büyük tümörlerde, bu büyük tümörle kastımız 5 santimin üzerindeki tümörler, bunlarda koil embolizasyon yapılabilir, yapılması gerekir. Eksternal karotid arter divizyonu yine komplikasyonları azaltan bir yöntemdir. Sebebi de genelde tümör eksternal karotid arterden beslenir. Eksternal karotid artere kaplı stent konulabilir yine komplikasyonları azaltmak için. İntraoperatif glu enjekte edilebilir. Eksternal karotid arter tümörle birlikte eksize edilebilir. İntraoperatif glu enjeksiyonu literatürde yok, ancak çok büyük ve kanamalı karotid cisim tümörlerinde intraoperatif kullandığımız bir yöntem. Burada çaresiz kaldığımızda siyanoakrilat kullanmıştık. Oldukça da iyi sonuç aldık, ama burada önemli olan hastanın dolaşımını durdurmak lazım serebral emboli açısından, risk açısından. Burada uygulamamız görülmekte. Eksternal karotis arter divizyonu ise genelde bu tümörler %90 eksternal karotis arterden beslenmektedirler. İki avantaj sağlamakta. Bir, exposure'ı çok rahatlatmakta. Diğeri ise kanamayı oldukça azaltmaktadır. Ameliyattan sonra damar tekrar reanastomi edilir. Burada tekrar anastomozu görülmekte. Preoperatif koil embolizasyonu, bu konuda çok fazla çalışma var. Vogel ve arkadaşları 2009 yılında yaptıkları bir derleme çalışmada 1686 vakada embolizasyon yapılan hastalarla yapılmayanlar arasında bir fark göremediler komplikasyonlar açısından. Ancak birçok çalışmada da önerilmektedir. Şimdi bu preoperatif koil embolizasyonuna karşı olanlar var. Cerrahi sırasında tümör kitlesini küçültmek için iyi bir seçenektir, ancak bazıları inflamasyona neden olduğu, işte intrakranial embolizasyon riski olabileceği gibi sebeplerden dolayı karşı da çıkmaktadırlar. Özellikle literatürde 5 santimden büyük vakalarda, şamplin klas 3 vakalarda beyne doğru uzanma varsa preoperatif embolizasyon kesinlikle önerilmektedir. Kaktos ve arkadaşları özellikle bunu önermektedirler. Bu kullanılan preoperatif embolizan ajanların özellikleri var. Bunlar tabii bazı ajanlar
ameliyattan bir gün önce yapılıp bir gün içerisinde cerrahi opera etmeniz gerekiyor, cerrahi uygulamanız. Ama bazıları polivinil asetat gibi 15 gün etkilidir. Polivinil alkol ve jel foam ise 1-6 gün arasında etki etmektedir. Burada şey gözükmekte, coil embolizasyon. Kaplı stent yerleştirilmesi daha çok Scanlon ve arkadaşlar 2008 yılında yaptıkları bir çalışma ile bunu duyurdular. Daha çok eksize edilemeyen büyük tümörlerde tümörün büyümesini önlemek için yapılan bir yöntemdir. Burada stent görülmekte, kaplı stent. Tümör tamamen beslenmesi bozulmuş. Diğer bir yöntem de özellikle damar cerrahisi nosyonu olmayan kişilerin bu tümör rezeksiyonu yaptıklarında uyguladıkları yöntem eksternal karotid arter eksizyonu tamamen tümörle birlikte çıkarmaları. Burada yöntemi görülmekte. Bizim ne yaptığımıza gelince biz yaklaşık dediğim gibi ben 5 yıl ihtisas, 5 yıl ilk uzmanlık süremde hiç görmedim. Son 15 yılda ise 104 vakaya 114 karotis cisim tümör eksizyonu yaptım. Bunların 14 tanesi 5 santimden büyüktü ve bunlara coil embolizasyon yaptık. 4 hastada intraoperatif glue enjeksiyonu yaptık. 1 hastada patolojide malign sonuç geldi. 3 hastada nüks görüldü. Yalnız nükslerin de tümörün parça kalsa bile beslenmesi bozulduğu için çok büyümemekte. Bizim komplikasyonlarımıza gelince biraz önce komplikasyonlardan bahsederken stroke ve transient iskemik ataktan bahsettik. Ama bizde hiçbir hastamızda böyle bir komplikasyon gelişmedi. Horner sendromu, fasyal paralizi daha çok rezeksiyon sırasında bölgedeki sinirlerin zedelenmesine bağlı olan hasarlardan oluşan komplikasyonlar gelişti. Hipoglossal sinir zedelenmesine bağlı motor kayıp gelişti. Horner sendromu, fasyal paralizi bunları gördük. Benim bir vurgulamak istediğim bir şeylerden birisi Sait ve arkadaşlar 2007 yılında yaptıkları yayında Avrupa'da bu tümörün %80'i vasküler cerrahlar tarafından tedavi edilmekte. Sebebi de bu tedaviler sırasında %17 ile 25 arasında değişen vasküler rekonstrüksiyon gerekmesi. O sebeple vasküler cerrahların yapması gerekir diye belirtmişler. Sonuç olarak karotis cisim tümörleri her ne kadar tanısı KBB uzmanları tarafından konsa da özellikle tip 3, şampiyon tip 3 ve tip 2 tümörlerin deneyimli bir KBC uzmanı tarafından yapılması komplikasyonları azaltmaktadır. Preoperatif görüntüleme iyi yapılmalı. Özellikle intrakraniyal uzanım gösteren tümörler ile 5 cm'den büyük tümörlerde coil embolizasyon komplikasyonları azaltmaktadır. Çok kanamalı olgularda intraoperatif glü ve eksternal karotis arter divizyonu denenebilir. Özellikle cerrahi sırasında bipolar koter kullanımı nörolojik komplikasyonları azaltmaktadır. Teşekkür ediyorum. Halil Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Belki dünyadaki en büyük serilerden birine sahip kendisi. Gerçekten Van yöresinde çok görülüyor. Biz Batı illerinde oldukça nadir görüyoruz. Zamanımız kalmadı ne yazık ki sorular için. Herkes Bingür Hoca'nın konferansını heyecanla bekliyor diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz katılımlar için konuşmacılar.